Potter Kafa'ya hoş geldiniz Potter Kafalar. Ben Ekin. Ben Süleyman. Bugün Harry Potter testi çözüyoruz ama hangi Harry Potter karakteri olduğumuzu öğreneceğimiz bir test çözüyoruz. Bir internet sitesi bulduk. idrlabs.com diye, zaten linkini falan açıklamalara da koyarız. Bu testten hangi Harry Potter karakteri olduğumuzu çözeceğiz. Türkçe bir test, siz de çözebilirsiniz isterseniz. Zaten açıklamalarda linkini bulursunuz. O zaman geçelim. Bu arada solda Ekin'in, sağda benim ekranımı görüyorsunuz şu an. İkimiz de aynı anda çözüyor olacağız. İşte bak, gerçek psikometri öğelerine dayanmaktadır falan diyor böyle. İstatistik, hı hı, kontroller falan, böyle bayağı gerçekten. Evet. Kim olduğumuzu öğreneceğiz. Sanırım 7 karakter var ama 7 karakterden biri de aynen şurada yazıyor. 7 karakterden hangisine daha yakın olduğumuzu göreceğiz ama hangi 7 karakter onu bilmiyoruz. O, hı hı, yazmıyor. Bakalım. Tamamen eğlenceli amaçlı bir kişilik testiymiş. Evet. Evet. İlk soru. Biraz sakar veya kazalara yatkın biriyim. Ama bu nasıl? Direkt katılmıyorum şekilde. Yok. Ortadakilere de getirebiliyorsun. He, tamam. Aynen. Ben bazen sakar olduğum zamanlar oluyor ama genel olarak öyle yatkın bir kişiliğim olduğunu düşünmüyorum şahsen. Tamam. O yüzden şöyle yapıyorum. Dur bakayım, daha da ileri gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Ha, işte şey bu şeydi yani, biraz yatkınlık var da o kadar da değil yani. Tamam, ben sakarım. Net. Daha da ileri götürebiliyorsun. Ama o kadar değilim. He, tamam. O kadar değilim ama biraz sakarlık var. Diğer soru, pratik, gerçekçi bir kişiyim. Ben tamamen evet diyorum buna. Ben tamamen evet demiyorum buna. Pratik, gerçekçi bir kişiyim. Azda da bırakabiliyoruz bu arada galiba. Ortada da muhtemelen, kararsızsan ortada da bırakabilirsin. Biraz öyleyim. Evet. Okay. Böyle yapabilirim. Tamam, geçelim. Devam ediyorum. Otorite ile sorunum var. Oh. Anarşi man. Yeah. Otoriteyle ilgili benim çok büyük sorunlarım var adamım. Ya abi, kaldıramıyorum. Devletler olmamalı ya. Bu arada anarşistlerden özür diliyorum. Otoriteyle sorunumuz hepimizin vardır yani illaki. Yani tabii. Otoritenin de başında değilsen otoriteyle sorunun oluyor genelde. Yani tabii. Gerçi başında olsan da sorun olabiliyor. Ya güç tatlı geliyor insana da böyle biraz. Yani tabii. Valla benim var. Var yani. Benim de var ama senin kadar yok. Ya benim de o kadar yok da. Ama yani sorunum var. Aksiyon almak farklı. Sorunum olması farklı. Sorun okey, var ya, var. Okula başlamadan önceki bir yaşta büyük üzüntü veya travma yaşadım. Yani. Oha. Sert bir soruymuş. Evet. Bayağı sert bir soru. Yaşamışızdır tabii ki. Hatırlıyorum. Tabii ki yani. Ben şu an bir tane aklıma direkt gelmedi ama. Benim aklıma direkt geldi ya. Benim gelmedi ama illa ki yaşamış. Tabii canım. Herkes yaşıyor. Kendimi farklı davalara katılmak ve seslerini duyuramayanları savunmak zorunda hissederim. Ha bak, zorunda hissederim. Evet. Ben hissetmem. Katılmıyorum. Ben hissederim ya. Yani bir noktaya kadar. Zorunda mı hissedersin? Böyle aşırı aktivist bir insan değilim ama evet, bir noktaya kadar işte onların, duymayanların da sesi olmak isterim. O açıdan yani. Ama ve hissederim. Zorunda hissederim. Zorunda da hissederim tabii ki yani. Ben hissetmem ya. Çünkü biz katılmazsak kim katılacak deyip şimdi buradan böyle. Evet. Sen batma... Neydi ya? Unuttum sözü. Neyse. Başkalarının acayip veya tuhaf bulacağı inançlarım var. Ya şimdi şeye göre de değişir. İnanç değil gerçi. Yok, benim öyle bir şeyim yok. Katılmıyorum kesin. Ben aşırı şey bir insanım. Benim biraz var. Evet. Düz mü? Düz denmez ona. Yani bir şeye çok kolay inanmam yani, öyle diyeyim. Batıl inançlara vesaire. Öyle. İyi bir mizah anlayışına sahibim. Ha, şimdi bu soruyu yorumlarda siz cevap verin. Değil mi? Evet. İyi bir mizah anlayışına sahip miyiz? Valla ben sahip olduğumu düşünüyorum ya. Ben ortada bırakacağım. Ben düşünüyorum. Valla ben bazı şeylere gereksiz gülerim, bazı şeylere gereksiz gülmem. O yüzden ben ortada bırakacağım. Katılıyorum, katılmıyorum. Ben düşünüyorum. Öyleyse varım. Başkalarının, bak kötü bir mizah anlayışı varmış, geri. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımın önüne koyarım. Bir noktaya kadar evet, ben koyuyorum. Valla bir noktaya kadar ben de ya, evet. Önceki soruyla biraz çelişmiş oldum ama bu daha farklı bir şey. Kuralları çiğnemektense onları takip etmeyi tercih ederim. Ben büyük ölçüde evet. Ben de. Ama tamamen değil. Aynı şekilde evet. Ben de büyük ölçüde şey yaparım ama bazen kurallar her zaman şeyi göstermeyebiliyor. Evet tabii ama kurallar kötü bir şey değil bence. Evet. Kural olması fena değil yani. Mesela ben diyorum ki burada ailemize katılmak için abone olun diyorum ama abone olmuyorsunuz. Yine de videoları izliyorsunuz ve yorum atıyorsunuz. Bizim ailemizden olmuş oluyorsunuz. Evet, bu bir kural değil sonuçta. Değil, aynen. Belki de öyledir. Çoğunlukla ezilen kişi olduğumu hissettim. Oo. Ya evet. Sonuna kadar kötü. Yok, o kadar değil. Yani çoğunlukla ezilen kişi olduğumu ben de hissederim ya, evet. Çok kötü bir şey. Evet. Hissetmek çok kötü. Aynen. Yani olmak hadi başka bir şey de. Son derece düzenli biriyim. Son derece mi? Son derece? Son derece değilim canım. Ama biraz ben de değilim. Ben düzenli biri olarak görüyorum. Şu an ev dağınık. Ben de biraz düzenli olarak görüyorum. Son derece çok iddialı. Bence de o kadar da. Ailemin mirasına layık bir yere gelmekte zorlandığımı hissettiğim oldu. Ailemin mirası... Not at all. Valla bir Malfoy değil ya. Ailem beni hak edecek mirasa sahip değil. Oo. Okay. Ego. Şu annen abonelikten çıktı. Ege'nin bütün sülale abonelikten çıktı. Valla ben de katılmıyorum. Özgün ve alışılmamış olan için özel bir yeteneğe sahibim var. Kulaklarımı oynatabiliyor musun, sayılır mı? Özgün ve alışılmamış olan için özel bir yeteneğe sahipsin. Güzel. O zaman sen tamamen katılıyorsun. Özgün ve alışılmamış olan için özel bir yeteneğe ya herkes sahiptir bence. Bence ben de bir tık evet diyorum. Bir tık mı yapayım? Bir tık yap. İstediğimi elde etmek için başkalarının iyi niyetini kötüye kullandığım oldu. Yuh. Oldu mu? Vallahi emin olamadım. Ben hatırlayamadım. Tamam. İnandım. Görüyorum hareketlerini. Düşününce. Yani ben çok böyle bariz bir şey olsa hatırlardım diye düşünüyorum. Ama olmuş İllaki da olabilir. Olmuştur ya. Olmuş da olabilir. Ben de bir tık sol yapacağım. Bir tık sol yapacağım. Aynen sana da öyle yapayım. Kinci ve zalim biri olabilirim. Kinci ve zalim biri olabilir miyiz? Ya ben kinci biri olabilirim. Aynen. Aynı şeyi düşünüyordum. Ama zalim... No. Yok. O yüzden ben ortada bırakacağım. Ben de ortada bırakıyorum. Kinciyiz ama zalim değiliz. Pasif agresif yani. Kinci ama bir şey yapmıyor. Genellikle gereğinden fazla yük ve sorumluluk üstlenirim. Katılmıyor musun? Yok. Ben kısmen katılıyorum. Bazen boyumu aşan şeylere durduk yere girişebiliyorum yani. Zorlu durumlarda moralleri yerine getiririm. Yok. Bende o yok. Moralleri yerine getirmeye çalışırım ama ne kadar başarılı oluyorum bilmiyorum. Onu benim arkadaşlarım yorumlara yazabilir. Evet. Falan diye böyle. Ben de çok başarısızım ya. Ama ben bir tık evet diyeceğim. Abi ben teselli konusunda çok kötüyüm. Yani hiç veremiyorum, teselli edemiyorum yani. Lider konumlarda başarılı oluyorum. Ben ortada bıraktım. Ben de yani o derece lider olduğum bir şey de olmadı benim. Evet ya bazı insanlar vardır ya saf lider böyle hani doğuştan lider falan. Ama işte o değil yani. O başka bir şey. O zaten başka bir şey. Şimdi şey oluyor genelde işte böyle çok ön planda işte konuşkan girişken insanlara iyi bir lider falan diyorlar ama illa değil, lider öyle olmak zorunda değil. Evet. O yüzden hani ben böyle çok konuşkan girişken bir insan olmama rağmen hani lider konumunda başarılı olup olmadığımı söyleyebileceğim bir pozisyona hiç gelmedim. Çok uzun bir cümleydi ya. Çok uzundu. Başını unuttum ben şimdi. Ne diyordun? Ben de unuttum. Başarı devam edelim. Ortada mı? Ortada bırakıyorum. Ben de ortada bırakıyorum. Durumdan duruma değişir. Cesurum ve risk almaya hazır biriyim o zaman. Evet ben öyleyim. Şimdi risk alma konusunda cesur bir insan olduğumu düşünüyorum ben. Wow. Okey, ben de bir tık yapacağım. Spor veya atletizm etkinliklerine katılmayı seviyorum. Şimdi izleyici olarak mı, oyuncu olarak mı? Valla hiç fark etmez. Ben izlemeyi severim spor. Genel olarak birçok sporu severim izlemeyi. Ama oynamayı değil. Fark etmiyorum benim için. Yani çok tembelim o konuda. Ama ortada mı bırakayım ben o zaman? Oynamayı sevmiyorum, izlemeyi seviyorum. Ne abi, ortada mı bırakayım? Ortada bırak istersen. Ortada bırakayım. Özel bir kişi olduğum için insanlar bana iyilik yapmalıdır. Oh my god, bu nasıl bir... Yapacak. Yok artık. Ben özelim, bana iyilik yapacaksın. Tamam. Su getireyim mi? Olur. Tamam. Yani çok iyi... Kesinlikle katılmıyorum. Yapmalıdır ne abi? Yani. Yapsa iyi olur falan değil yani. Yapmalıdır. Ben de katılıyorum. Çok komik bir soru. Söylenmesi gereken şeyi söylemek için başkalarına kafa tutmaktan korkmam. Korkarım ben. Ben de korkarım abi o kadar. Ama yine de bir tık yapacağım. Bazı noktalarda... Sen ne yazdan laf sokarsın. Yani tabii. Pasif agresif olduğumuz için zaten. Var aynen. Pasif agresif hangi karakter var Harry Potter'da o çıkacağız. Düşük öz saygı ve düşük özgüven sorunu yaşıyorum. Yok ya ben düşünmüyorum öyle bir şey yaşadım. Ben ne katılıyorum ne katılmıyorum o yüzden. Öyle mi? Kalacak böyle. Ben son derece sadık bir arkadaşım. Bu şimdi çok egoist bir şey olacak cevap olacak. Ben katılıyorum ya. Ben de katılıyorum. Hatta ben senin olmana da katılıyorum. Wow, sağ ol, teşekkür ederim. Vay be. İnsanlar bazen beni hafife alır. Evet kesinlikle. İnsanlar birbirlerini hafife alabiliyor. Herkes birbirine hafife alabiliyor. Ben bütün sorularını yok abi genel. Herkes öyle zaten. Sıklıkla hayallere veya kendi dünyama dalarım. Sıklıkla. Eskiden daha sık oluyordu ama şimdi o kadar büyüdük sık olmuyor. Büyüdük abi ya. Evet. Yine de ben bir tık büyüdük. Evet diyeceğim. Ben hayallere ve kendi... Evet ben bir tık evet diyeceğim. Ya hayaller falan değil de problemler yani, daha çok hayal değil de şimdi problemler. Psikoloji okuyan bir takipçimiz falan böyle bize haritamızı falan çıkaracak evet. burada. Vallahi iyi olur ya. Neymişiz? Alaylı olmaktan ziyade mektepli biriyim. Kesinlikle. Mektepliyiz tabii ki. Aynı okulda okuduk ya. Aynı sınıfta okuduk. O kadar katılmıyorum ben ya. Mektepliyiz oğlum, okuduk işte. Ya okuduk da bu ama şey kendi okuldan düşünme. Okuldansa kendimiz daha çok şey öğrendik zaten. Tabii canım. O da var evet. Yani sadece doğru. Sinema alanında da falan da düşünme. Yani başka alanlarda da hani. Evet evet. İnsan daha çok kendini öğretiyor. Kendini aynen. öğretiyor. Okuldan öğrendiğinden. Doğadayken kendimi en çok evimde hissederim. Kesinlikle katılmıyorum. Doğa o kadar da değildi. Tamam, bir tek katılmıyorum. Doğa biraz korkunç. Ya bende de öyle bir şey yok ya. Ya ben kendimi çok şey hissediyorum. Şehir insanı olarak hissediyorum. O yüzden anladım. Hani tamam, doğayı severim. Koruyalım vesaire. Gitmeyi de severim. Ama belli bir sınırlar dahilinde. Öyle sonsuza dek doğa içinde yaşayamam ben. Hmm. Ben bayılırım. Kötü olur ya. Kötü. Ormanda falan kalsam bizi kurt kapar abi. Değil mi? Kurt kapar, ayı kapar. Lupin kapsın beni. Ha evet. Ne güzel oldu. Güzel oldu. Her zaman arkadaşlık kurmam kolay olmuştur. No. Çok zor. Hatta ben bence. Bir tık katılmıyorum. Ya şimdi ben herkesle anlaşırım ama herkesle arkadaşlık kurmak bilmiyorum. Farklı bir mesele. O yüzden ben bir tık diyeceğim. Kontrol ve manipüle edebileceğimi bildiğim kişileri etrafımda tutarım ki onları manipüle edebileyim, onları kontrol edebileyim, onların... Yok, hiç böyle bir insan değilim. Aksine çevremdeki kimseyi kontrol edemiyorum ben. Ben bir tık katılmıyorum diyeceğim. Sonuna kadar bilmiyorum, emin olamadım. Etrafımda tutar mıyım? Ya tutarsın da. Yani. Bilmiyorum. Yanlarında kendimi rahat hissedeceğim arkadaşlar bulmakta zorlandığım olur. Evet, az kesinlikle. Önceki soruyla aynı şey. Sen ne yapacaksın? Nasıl ya? Bulmakta zorlandığım olur. Olur. Evet, tabii ki olur. Ha, ben ters mi yaptım? Evet. Tamam. Okey. Ama evet, böyle yapacaktım. İyi basmadık ha. Başkalarının fark etmedikleri detayları fark ederim. Bazen ben, bir tık evet, ben de ediyorum yani. Yok lan, bayağı ediyorum. Gerçekten mi? Ediyorum ya. Başkaları beni eleştirmeye çalıştıklarında nadiren öfkeyle cevap veririm. Nadiren. Şimdi eleştiri, yapıcı eleştiri şey eleştiri olarak aslında bence evet, yapması çok, çok çünkü, farklı şeyler. Evet, kötü eleştiriye ben öfkeyle cevap veririm yani ama evet. Yapıcı eleştiriye hani %1 falandır belki. Evet evet. Yapıcı olarak düşünmek evet. mi lazım? Yapıcı olarak düşünelim bence. Bence de. Yapıcı eleştiriye evet. O yüzden katılmıyorum. Nadiren öfkeyle cevap veririm. He, nadiren öfkeyle. Evet. O zaman katılıyorum ya. Tamam. Böyle katılıyorum. Böyle katılıyorum. Evet, nadiren çünkü. Tamam. İnsanların bazen patronluk tasladığımı veya kontrolcü olduğumu söyledikleri oldu. Hiç olmadı be. Olaydı keşke biraz. Keşke ya biraz olaydı. Evet öyle dedik. Hiç olmadı be. Azıcık olaydı be. Yani Kübra söylemiştir belki. Onun dışında sanmıyorum. O yüzden... Şey falan böyle. Katılmıyorum işaretleyeceksin. Sen patroncu biriyim diyorsun direkt. Katılıyorum işaretliyorsun. Bilemedim. Olmadı ya. Düşüncemi anlatırken ikna edici olabilirim. Bir tık. Bir tık. Bir tık ya. Ben, ya ben kişiden kişiye her şeyi değişiyor. İkna edemiyorum ama genel olarak böyle ikna edici bir görüntü oluyor. Çünkü benim fikirlerim muhteşem falan wow. dönüşmüş şimdi. Kişiden kişiye değişir. Şimdi yolda tabii tanımadığın canım. Birini ikna etmen. Ya bir de şey karşındaki farklı. İnsanın senin fikrine ne kadar açık olduğu yani, bence senin fikirlerini anlatmandan çok daha önemli bir noktada. Yani evet, benim fikirlerim açıksa ben bir kişiyi ikna edebileceğimi düşünüyorum. Evet. Yani çok kötü anlatsam bile eğer açık fikirli birisi tabii ki okey olabilir. Yani. O yüzden bir tık evet diyorum ve şimdi daha basmadık evet. Şimdi bu son soruydu ve görüyoruz. İlk kim önce olduğumuzu. Seninkini görelim o zaman. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aaa, Luna çıktım. Aa. Luna %85 Luna çıktı. Wow. Güzel, çok sevindim ya. Güzel Luna. %35 Draco'sun, %75 Ron'sun, %50 Hermione, %55 Harry, %60 Ginny, %60 Ginny'sin. %75 de Neville'sın. İyi, güzel güzel. Çok güzelmiş. Valla iyiymiş. Hadi bakalım. Sence kim çıkacak? Sen de aynı şeylerle çıkacağız muhtemelen. Muhtemelen çok benzer. Ron falan belki. Çıkabilirim ben belki. Evet hatta. Belki Ron parlayabilir. Ron Weasley. Evet, onu niye bu kadar sevdiğimi bilmiyorum ama. Ron Hermione olarak. Evet. Ron Ginny Hermione olarak. Luna da 65, Ginny ile aynı. Güzel. Neville %55, Draco %30, Harry %30. Ne Draco'yum ne Harry'yim. Evet. İlginç, güzel. Güzel. Bence de seninki de güzel çıktı. Şimdi okuyorum bakalım. İlk serisinde Harry ve Hermione ile hızla en iyi arkadaş olan Ron Hogwarts'a geçip bunu ne anlatıyorsun evet, sen bana? Ama şurası önemli. Ron zorlu durumlarda bile genellikle sıcak ve keyiflidir ve başkalarının dikkatini dağıtmak veya onlara moral vermek için genellikle mizaha başvurur. Öyle misin sence? Öyle miyim sence? Yo, çok değil. Hayır, ikinci kısım çok değil. Başkalarının dikkatini dağıtmak veya onlara moral vermek için genellikle mizaha başvurmuyorum. Mizaha başvurmuyorum çünkü şey oluyor ya, ters bir tepki de olabiliyor. O anda onun morali hiç onu kaldıramıyor. Evet. O yüzden çok başvurmuyorum ben ona. Evet. Ron bir yetişkin olarak Sihir Bakanlığı'nda serbaz oldu falan. Aa bak, bunları açıkladığımız videoyu da bu arada daha yeni yayınladık. Onu da izlemek isterseniz kartlara bekliyoruz. Senin skillin neymiş bakalım? Farklı zarafet aurası ile tanınan, kendine özgü bir kişilik olan Luna. Başkaları önünde kendi bildiğini söylemekten çekinmez. Ben onu öyle işaretlemedim. Luna Hogwarts'ta geçirdiği süre boyunca kendisiyle alay edilmesi ve isim takılmasına rağmen bunları incelikle ve nezaketle karşıladı ve insanların alçakça eylemlerinin ardındaki gerçek özgüvensizliklerini her zaman daha geniş bir şekilde anlamaya çalıştı. Oha! Alçak eylemlerinin arkasındaki özgüvensizlikler. Başkalarının genellikle inanmadığı bir dizi büyülü yaratığın var olduğuna inanıyoruz ve yeni bir yaratıkla karşılaşma şansını memnuniyetle karşılıyoruz. Evet, açık fikirli ve hayalperestmişiz. Rüyalara dalmış bir ifade ve uzaklara bakan bir bakış. Testi yapmak keyifliydi ama sonuçlar böyle beni çok tatmin etmedi şahsen. Evet ya. Ya belki de şeyden kaynaklıdır biraz, işte karakterlerin sınırlı olmasından kaynaklıdır diye düşünüyorum. Çünkü yani okey, doğru olan kısımları var da çoğu... Altta yazdıkları şeyler çok şey yapmadı. Evet evet, şu tablo güzel okay, ama alt kısma inmeyin. Evet, alt kısmı okumayın. Ona gerek yok. Bir de şey, zaten işte çok fazla şey de yazamaz ya sonuçta, karakterler belli. Tabii, tabii. O yüzden bu kısım okey yani. %65 Ginny'ymişim ben. Siz bu test hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin sonuç ne çıktı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.